Teknosafer'de herkese merhaba. General Mobile'ın tesislerindeyiz, üretim tesislerindeyiz. İlkay Cihaner var yanımda. General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldin. Hoş geldin abi. İyi ki geldim. İyi ki geldim gerçekten. İlk kez bir mobil cihaz üretim fabrikası gördüm. Yani Türkiye'de birkaç fabrika oldu, hiçbirine gitme fırsatım olmamıştı. İlk kez bir ziyareti General Mobile'a yaptım. Gerçekten etkileyici. Süper. Genobali ilklerin markası, o yüzden sevindim ilk gerçekten, ziyaret etmene. Aynen öyle. Çok eski bildiğimiz bir marka zaten, tanıdığımız bir marka. İlkay şeyi soracağım. Türkiye'de üretim gerçekten hayaldi bir ara. Hani bir çok istediğimiz ama bir türlü olmayan bir şeydi. Siz ilk bu işi başlatan şirketsiniz. Biraz bahsetsene bunun hikayesini. Yani nasıl başladınız, üretim nasıl Türkiye'ye taşındı? Çünkü onun zorlukları da vardı. Uzak doğuda üret, buraya getir. Şimdi her şey burada yapılıyor. Bütün aşamaları da zaten göreceksiniz siz de. Dolayısıyla bu hikayesini biraz bahsedersen sevinirim. Tabii ki General Mobile 2005 yılında kurulmuş bir marka. 2012 yılında da Tayfa distribütörü yolları kesişiyor ve Tayfa kendi bünyesine dahil ediyor markayı. Yönetim Kurulu Başkanımız Sabahattin Bey'in vizyonu her zaman Türkiye'de istihdam sağlayarak. Bu arada Sabahattin'e de selamlar olsun. Çok eski arkadaşımdı benim de. Evet. Katma değeri yüksek teknolojik ürünleri ülkemize üretmekti. Bu hayali de gerçekleştirmek 2017'nin Ağustos ayında nasip oldu markaya. İlk üretim tesisimizi İkitali'de açmıştık. O dönemde lansmanı gerçekleştirmiştik. Türkiye'nin ilk mobil üretim tesisini kuran markalardan biriyiz. O dönem 60 milyon dolarlık bir yatırımla bu tesisi kurduk. O günden beridir de tam kapasite üretimimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi burada benim gördüğüm, aslında gezdirdiniz beni, bayağı detaylı bilgiler de verdiniz. Çok fazla check ediliyor her şey. Yani evet. Double check'in ötesine geçilmiş, evet, durumda ve X-ray cihazına kadar böyle kurulmuş. Bunun asıl sebebi herhalde müşteri memnuniyetini baştan sağlamak. Burada başlıyor çünkü her şey. Tabii ki her şey burada başlıyor. Biz müşteri memnuniyetine çok önem veren bir markayız. Şu an hata oranlarımız 1/10 seviyesinde. Buradaki her bir üretim istasyonunda bu testleri yapmalıyız ki tüketici ürünü ulaştığı zaman yüksek memnuniyeti sağlayalım ve markanın sürdürülebilirliği açısından da iyi bir iş modeli oluşturuz. Peki bu fabrikanın kapasitesi tam olarak nedir? Yani bir yılda ne kadar telefon çıkabilir buradan? Bir yılda toplam 4.2 milyon adet üretim kapasitemiz var. Türkiye'de şu an yaklaşık 9 milyon hacim olduğunu düşünürsek %46'sını üretim yapabilecek bir tesise sahibiz. Yani yarısı buradan çıkabilir. Yarısı buradan çıkabilir. Aynen öyle. Güzel gerçekten. Evet, gördüğünüz gibi GM22 bu. General Mobile'ın 22 modeli boardları burada. 4 tane telefon var elimde şu anda. Bu gördüğünüz cihazdan çıktıktan sonra böyle bir şey oluyor. Sonra da diğer tarafa geçiyor. Onlara da bakacağız hepsine. Peki bu pandemi hepimizi etkiledi. Olumlu, olumsuz bir sürü yandan etkiledi. Olumlu etkileyen şeyler dijitalin büyümesi, dijital e-ticaretin büyümesi gibi tarafları varken de bir taraftan da olumsuz etkilemeler de oldu. Türkiye'deki cep telefonu pazarı bundan nasıl etkilendi? General Mobile olarak siz nasıl görüyorsunuz resmi? Evet, aslında pandeminin ilk çıkış zamanında tüketici ürünlerini grubuna çok ciddi bir talep artışı meydana geldi. Çünkü birçoğumuzun hem sosyal hayatında hem de iş hayatında çok derin kırılımlar yaşandı. İhtiyaçlar doğdu bir anda. İhtiyaçlar doğdu. Özellikle tüketici elektroniğinde, beyaz eşyada, küçük ev aletlerinde, tablet, bilgisayar ve akıllı telefonlarda ve akıllı mobil cihazlarda bir talep patlaması yaşandı. Tabii üretimin aksaması pandemiyle birlikte chipset sorununa neden oldu. Yine aynı keza navlun tarafında çok ciddi maliyetler yükseldi. Çünkü üretim yığılmaları lojistik tarafında bir takım darboğazlar oluşturdu. Dolayısıyla tedarik zinciri birçok sektörü yine derinden etkiledi. Birçoğunda haberlerden takip ettik. Otomotiv sektörü hala bu chip sorununu. Aynen, araba veremiyorlar. Alıyorsun ama gelmiyor. Aynen öyle. İşte yine konsol tarafında benzer şeyleri görüyoruz. Biz açıkçası 2022'nin son çeyreğine doğru burada bir toparlanma bekliyoruz. Gördüğüm kadarıyla bu MediaTek chipsetler var ve bir sıkıntı, evet, yaşanmıyor şu an üretimde. Biz GM22 serisi ürünlerimizde 22, 22 Plus ve 22 Pro'da da MediaTek işlemcileri kullandık. 22'de A25, Plus'ta G80 ve Pro'da da G95 işlemcilerimiz var.
Şu anda shortage açısından herhangi bir problemimiz bulunmuyor. Üretimimizi de sürdürebiliyoruz. Peki şey soracağım. Şimdi rakiplerinize baktığımızda rakipler artık telefonun dışına çıkmaya başladılar. Ürün gamı anlamında. Yani akıllı süpürgesi var, işte hava nemlendiricisi, scooter'ı yani evet. Çok farklı alanlarda. Sizde telefon dışı var mı bir planlama? Yani 2022'de, 2023'te Canan Mobile markalı farklı ürünler görecek miyiz? Evet, çok güzel bir noktaya değindin abi. Bizim de kendimize en çok anlatmaya ihtiyaç duyduğumuz alanlardan bir tanesi aslında. Sektörde şöyle bir değişim gerçekleştiriyor. Artık markalar sadece akıllı telefona odaklanmıyorlar. Çünkü buradaki iş modelleri de belli bir noktada aslında tıkandı diyebiliriz. Dolayısıyla teknoloji de sürekli gelişiyor. Dolayısıyla bağlantılı cihazlar aslında birçok markanın şu anda stratejik odağı çerçevesinde. IoT çerçevesinde. Dolayısıyla biz de General Mobile markası olarak akıllı telefonu merkeze oturtup tarafında bütün bağlantılı cihazları 360 derece bir ekosistem oluşturacak bir modeli oluşturmaya başladık. Bunun ilk adımını giyilebilir cihazlarımızla GM Pod serisiyle gerçekleştirmiştik. Kulaklıkla. Şu an Pod 2 ve Pod 2 Pro ürünlerimiz hala aktif olarak satışta. 22 serisiyle birlikte 25 Ocak'ta GM Watch ürünümüzü lanse etmiştik. Bu da markanın ilk akıllı saatine giriş yaptığı bir... denedim ben de. Evet, süper, çok sevindim. Gayet güzel. Şimdi stratejik noktamız da şöyle abi. Biz dünyanın en büyük elektronik üreticisi Foxconn'la stratejik bir iş ortaklığına imza attık. Bu iş ortaklığı çerçevesinde 5G geniş band ve sabit geniş band ürünlerini birlikte giriyor olacağız. Burada Foxconn toplam dünyada 200 bin çalışanı, 43 bin mühendisi olan dev bir organizasyon aslında. General Mobile'a da geçmişte yolları çok fazla kesişmiş büyük bir firma. Dolayısıyla şu an birlikte böyle bir organizasyona el ele kol kola dirsek dirseğe adım attık. Ürünlerimiz de şu anda prototip aşamasından seri üretim aşamasına geldi. Vietnam'da 500 bine yakın bir satışımız gerçekleşti. Türkiye'de operatörlerle birlikte test süreçlerine dahil olduk. En başarılı markalardan da bir tanesiyiz. General Mobile'in gündeminde bu alanda büyümek var. Bunun yanında senin de bahsetmiş olduğun gibi akıllı süpürge, akıllı çocuk saati, akıllı hava temizleyici gibi aslında bütün o bağlantılı cihazları kapsayacak ürünlerle alakalı şu an testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ya onunla ilgili çalışma var, göreceğiz gibi. Çalışma var. Şu anda Genova ailesi içerisinde olan ekip arkadaşlarımız evlerinde bunları kendileri tüketici gibi test ediyor. R&D çalışmaları devam Peki, ediyor. Peki şeyi soracağım İlkay. Bunların üretimi de Türkiye'ye gelecek mi yoksa onları hala Foxconn işbirliğinizle uzak doğuda mı yapıp buraya getireceksiniz? Şöyle ilk prototip üretimlerimizi Foxconn'da gerçekleştirdik. Fakat Orta Doğu ve Avrupa yapılacak olan satışların tamamını buradan yapmak gibi bir hedefimiz var. Burada üretilecek. Burada üretilecek. Evet, ya çünkü burada çok büyük bir kapasite var. Bahsettiğimiz gibi yıllık 4.2 milyon adetlik bir kapasite. Ve bu üretim tesisinin en büyük artısı sadece akıllı telefon üretmek için değil, akıllı mobil ürünleri üretmek için kurulmuş bir tesis, tasarlanmış bir tesis. Dolayısıyla biz geniş bantı da burada üreteceğiz. Diğer IoT ürünlerimizi de burada üreteceğiz. Tabi burada en önemli unsurlardan bir tanesi ölçeğe ulaşabilmek. Buna da alakalı marka stratejik planlarına dahil etti. Ve kanal yapılanmamızı, ürün penetrasyonumuzu bu şekilde yapıp yüksek adetlere ulaşacağımızı hedefliyoruz. Şimdi hikaye şöyle, Amerikalılardan Foxconn bu işi çok iyi öğrendi. Evet. Foxconn'dan General Mobile bu işi çok iyi öğreniyor gibi görünüyor. Evet. Yani bu elden ele hani ustalık verilir gibi gidiyor. Çünkü bu fabrikanın kurulumunda da Foxconn desteği varmış bildiğim kadarıyla. Kesinlikle Foxconn'dan biz destek aldık. Yine dünyada benchmark alınabilecek bir dev olduğu için ilk kurulum aşamasında bize bir guidance verdiler. Hattın kurulumunda yardımcı oldular. Dolayısıyla onlarla da hep böyle bir yakın ilişkimiz vardı. Bu yakın ilişki bir işbirliğine dönüştü. Bayağı ilerlemiş durumda. Bayağı bir ilerledi. Orada tabii bizim bir yandan da Ar-Ge merkezimiz var. Buradaki bütün ürünlerin aslında tasarlandığı, tasarlayan bir mühendis arkadaş grubumuz var. Şimdi biz bilgi, yani know-how'u buraya aktarmak için Tayvan'daki mühendislerle aslında bir fiili oturup kafa kafaya bilgi verip transformasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu ülke için yani markanın aslında üstündedir. Tabii Foxconn'da da öyle yani Çin'i, Tayvan'ı aldı yürüttü. Yani o anlamda sordum zaten. General Mobile de bu anlamda bize bu filmin o benzerini yaşatacak mı Türkiye'de diye. Yaşatacak. En büyük amaçlarımızdan bir tanesi şu anda da 35 yakın ülkede ürünlerimizi anlatıyoruz. Satış kontratları imzalıyoruz. Tabii 5G'nin bir yayılım hızının gerçekleşmesi gerekiyor. Kesinlikle. Şu an abone sayısı belli bir çerçevede. Pilot denemeler var ülkemizde de. Fakat 2023'ten başlayarak 24 ve 25'te biz de bu konuda General Mobile markasını bas bas bağıracağımız ürünlerini evlerde göreceğimiz. Göreceğiz. Aa, merakla bekliyoruz. Evet. Peki klasik bu tip üretim yapan markaların
şu anda en büyük top notlarının hepsinin bir araba var. Elektrikli araç var. Evet. Yani bunu Apple'ından tut da Android markalı ürünler üretenlere kadar sonuçta bir araba yapma hayali olan şeyler var. Türkiye'de de elektrikli otomobile bir özel bağ var biliyorsun. Doğru. Caner Mobile böyle bir otomobille ilgili bir şey, bir sürpriz yapar mı? Aslında şöyle, biz bununla ilgili ufak bir sürpriz yaptık diyebilirim. Şöyle, bir fil tabii ki de otomobili üretelim gibi bir stratejik planımız bugün itibariyle yok ama otomotiv sektörüne işlemci üretmeye başladık. Onu söyleyebilirim. İş ortaklarımız var. Şu anda deneme üretimleri yapıldı. Testlerden başarıyla geçtik. Dolayısıyla biz de bir ucunda aslında başladık ve varız. Müşteride olabilecek bir problem varsa önden ortaya çıksın. Daha sonra bu testten sonra tekrar bir test işleminden geçireceğiz. Buradaki bu zorlu koşullarda bir problem yaşandı mı onu tespit etmek için cihazı ikinci kez test ediyoruz inşallah. Altına bakıyoruz, işlemcilerin altına bakıyoruz. Hani oralarda bir hava kabarcığı kalmış mı? Çok teşekkür ederim İlkay. Ben çok teşekkür ederim. Gayet keyifli bir gezi ve sohbette. İyi ki geldin abi. Ara ara gelelim, böyle ziyaret edeyim. Yeniliklerimiz haber veririz. Mutlaka. Tamam. Evet, Tekno Safari'de röportajlarımız devam edecek. Sahaya çıktık. Epeydir ben de sahada röportaj yapmıyordum. İyi de geldi açıkçası. Yeni röportajlarda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, aşağı yorumlarınız varsa, sorularınız varsa yazmayı, İlkay'a özellikle soracaklarınız varsa yazabilirsiniz. Müşterinin memnuniyetiyle ya da memnuniyetsizliğiyle ilgili sorular da olabilir. Cevaplayacaklardır diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.